Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Huawei'nin en yeni dizüstü modeli Huawei MateBook X Pro 2024 var ve biz de sizler için bu cihazı mercek altına alıyor olacağız. Cihaza göz attığımızda 3 farklı renk seçeneğiyle beraber geldiğini görüyoruz. Bu renk seçenekleri siyah, mavi ve beyaz. Benim en çok beğendiğim renk seçeneği özellikle mavi oldu. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir şey. Yani sizler de bakıp siyah ve beyaz renk seçeneklerinde göz atabilirsiniz. Ama demin de söylediğim gibi benim en çok beğendiğim renk mavi rengi oldu. Cihazın kasasından da söz etmek istiyorum kısaca. Cihazın kasasına baktığımızda magnezyum alaşımlı bir kasanın kullanıldığını görüyoruz. Bu da özellikle dokunuşlarda kalite hissiyatını artırıyor ve plastik kasanın kullanılmaması da bence bu noktada takdire şayan. Çünkü cihazın emsallerine baktığımızda plastik kasaların çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Ancak Huawei bu noktada magnezyum alaşımlı kasayı kullanarak bu noktada kalite hissiyatını bir tık artırmış oluyor. Huawei MateBook X Pro 2024'ün belki de en önemli noktalarından bir tanesi ağırlığı. Çünkü bu cihaz oldukça hafif. Sadece 980 gramlık bir ağırlıkla beraber geliyor ve bu da segmentinin en hafif modellerinden bir tanesi olduğu anlamına geliyor. Bu ne gibi durumlarda bizlere avantaj sağlıyor? Özellikle mesela bir çalışansanız, tatile gidiyorsunuz ancak bilgisayarı yanınızda götürmeniz gerekiyor işiniz gereği ya da çeşitli farklı işleriniz olabiliyor. Bu durumda siz bu cihazı yanınızda rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Özellikle çantanıza koyup götürdüğünüzde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Çünkü oldukça hafif bir cihaz Huawei MateBook X Pro 2024. Demin de söylediğim gibi sadece 980 gramlık bir ağırlığa sahip. Buradan cihazın ekran kısmına adım atmak istiyorum. Huawei MateBook X Pro ekran anlamında da sizlere oldukça yeterli gelecektir. Bu cihaza baktığımızda 14.2 inçlik bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz ve bu ekran OLED ekran paneliyle beraber donatılmış vaziyette. Ekranın büyüklüğü yeterli mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bana kalırsa oldukça yeterli. Bu ekranla beraber hem işlerinizi rahat bir şekilde halledebilir hem de dizi film keyfinizi rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Elbette 16 inçlik ekrana sahip farklı dizüstü bilgisayarlarda mevcut, ancak ekranın boyutu arttığında kasanın ağırlığı da artıyor ve bu da arkadaşlar bilgisayarı çok rahat, ergonomik şekilde kullanamama ihtimalinizi arttırıyor. Yani özellikle bu bilgisayara baktığınızda mesela 980 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu bilgisayar 14.2 inçlik bir ekranla değil de atıyorum 16 inçlik bir ekranla geliyor olsaydı ağırlığı da ona oranla aynı oranda artmış olacaktı. Ve bu da demin de ifade ettiğim gibi farklı avantajları ortadan kaldırmış olacaktı. Ancak Huawei bu noktada 14.2 inçlik OLED ekran paneliyle beraber gerçekten de iyi işler başarmış diyebiliriz. Bu ekran bizlere 120 Hz'lik bir tazeleme oranı sunuyor ve bu da akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır. Bunun haricinde ekranın çözünürlüğünün 3.1K olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da 4K'ya yakın bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır. MateBook X Pro'nun ekran parlaklığı da 1000 nite kadar artıyor arkadaşlar. Bu da gün ışığında rahat bir şekilde cihazı kullanmanızı sağlıyor. Ekranın farklı bir özelliği de dokunmatik olması. Özellikle touchpad kullanmak istemediğiniz zamanlarda ekranın dokunmatik ekranını kullanabilirsiniz. Bu da ergonomi anlamında oldukça iyi oluyor. Yani örnek vermek gerekirse yatakta uzanıyorsunuz. Touchpad'i kullanmakta zorluk yaşayabiliyorsunuz zaman zaman. İşte bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Ekranın dokunmatik ekranını kullanıyorsunuz ve çok daha rahat bir şekilde işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. MateBook X Pro 2024'e baktığımızda kamerasının Full HD olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu kamera yapay zeka destekli. Peki kameranın yapay zeka destekli olmasının bize sağladığı avantajlar neler? Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, örnek vermek gerekirse bir toplantıya girdiniz. Ancak işte gözünüzü kameradan kaçırdınız ya da telefonla oynadınız. İşte bu gibi durumlarda yapay zeka destekli kamera sayesinde gözünüz hala kameraya bakıyor olacaktır. Bunun haricinde yine yapay zeka sayesinde arka planı değiştirebilir ve sesinizi daha iyi ayarlayabilirsiniz. İşte yapay zeka destekli kameranın bizlere sağladığı faydalar da bu şekilde. Huawei MateBook X Pro 2024'te 4 farklı mikrofon mevcut ve bu 4 farklı mikrofon sayesinde cihaz sesinizi 5 metre öteden dahi rahat bir şekilde alabiliyor. Bu da yine toplantılara girenler için oldukça önemli bir detay diyebiliriz. Bilgisayarda 3 adet çıkış yer alıyor arkadaşlar. Sağ tarafa göz attığımızda bir Type-C çıkışının yer aldığını görüyoruz. Sol tarafta ise 2 adet Thunderbolt çıkışı yer alıyor. Bu sayede siz ne yapabiliyorsunuz? Cihazı hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine ekran bağlayabiliyorsunuz. Şarj demişken bu cihazın şarjı çok uzun süreler gidebiliyor. Huawei'nin aktardığına göre bilgisayar 7 saate varan aralıksız bir kullanım deneyimi bizlere
sunmuş oluyor. Bunun yanı sıra cihazı 10 dakika kadar şarj ettiğinizde de 2 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor. Peki bu cihazı aldınız, satın aldınız, kutusundan çıkartıyorsunuz. Adaptör çıkıyor mu? Elbette adaptör çıkıyor. Bu adaptör 100 wattlık bir hızlı şarj adaptörü arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir detay. Çünkü bu cihazı satın aldığınızda içerisinden şarj adaptörü çıkmazsa eğer çok ciddi paralar öderek bunları satın almak durumunda kalıyoruz ki bunu günümüzde maalesef görüyoruz. Ancak Huawei bu cihazı satın aldığınızda direkt olarak şarj aletinde cihazın içerisine koyuyor ve bu 100 wattlık hızlı şarj aleti sayesinde çok kısa süre içerisinde cihazı şarj etme imkanına sahip oluyorsunuz. Huawei MateBook X Pro Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisine sahip ve Windows 11 işletim sistemiyle beraber direkt olarak geliyor arkadaşlar. Şu anda bu cihazın işlemcisine baktığımızda ise Intel'in Ultra 9 ve Ultra 7 işlemcilerinin kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki bu fiyatlardan fiyatlar farklılık gösteriyor ve bunun haricinde yine cihazda 16 GB ve 32 GB'lık RAM seçenekleri mevcut ve 1 TB, 2 TB'lık dahili depolama alanı seçeneklerinin de mevcut olduğunu söyleyelim ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen kısmına basmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Huawei MateBook X Pro 2024 modelini mercek altına aldık. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.